araçla IŞİD teröristlerinin yaptığı katliamları protestoya gitmek bulunuyoruz. AFD, Koşra Doğu'dan defol! Tüm dünyanın gözler önünde yaklaşık bir aydır süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Emperyalistlerin bölgeyi yeniden dizayn etme politikasının bir parçası olarak İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yaklaşık 2000 Filistinli yaşamını kaybetti. İsrail devleti tarihi boyunca yaptığı gibi bir kez daha sivillere hedef aldı. Binlerce insan öldürdü, yaralandı. 10 binlercesinin ocaklarına ateş düştü. İsrail devleti Birleşmiş Milletler'e ait okulları, hastaneleri bombalayarak kadar gözü dönmüş bir terör hareketiyle kan döktü. İsrail işgali kuşatması Filistin halkına çok ağır bedeller ödetti. Milyonlarca Filistinli ülkesinden uzaktan mülteci olarak yaşıyor. Filistinlerin neredeyse 1/3'ü işsiz, yarısından fazlası günde 2 dolarından az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusu Gazze'de bölgenin çok kısıtlı sivil altyapısını da yerle bir etti. Tüm bu insanlık dışı eylemler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist güçlerin desteğiyle hayata geçirilmiştir. Orta Doğu'da İsrail'e benzer biçimde kendinden olmayan herkesi düşman gören başka bir güç de kendine Irak Şam İslam Devleti IŞİD diyen bir çetedir. Onlardan da bugün Irak'ta ve Suriye'de kendinden olmayan herkesi sivil demeden, çocuk demeden, kadın demeden katletmektedir. İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş IŞİD cesetli bugün de mazlum halkların kafalarını kesmekte, kutsal mekanlarını ve ibadethanelerini bombalamakta. Ezidilerin yaşadığı kutsal toprakları Şengal'de hedef almış bulunmaktadır. Kadınlara tecavüz edilmekte, çocuklar susuzluktan Kerbala'daki gibi ölmektedir. Emperyalizmin çetesi IŞİD'in hedefi eşit, özgür ve kardeşçe bir geleceğin önüne savaştan kalın bir duvar örmektir. Kendi yurttaşlarımızın 10 Haziran'dan beri IŞİD adı verilen çetenin elinde rehinken serbest bırakılmalarını temenni etmekle yitiren bir hükümetin insanların kafasını kesen çete örgütü IŞİD'le ilgili tek bir kelime dahi söylememesi düşündürücüdür.